Sevgili dinleyiciler, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 6. yılında kabri başında anıldı bugün. Bir kez daha rahmetle ve dualarla biz de anıyoruz kendisini. Kendisi 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş'ın Keşta mevkii içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Tacettin Dergahı'nda bulunan mezarı başında anıldı. Bunu da tekrar belirtelim. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşinin katillerinin hala bulunmadığına dikkat çekti. Avukatlarımızın huzurunda savcı hiç kimse geleceğini risk etmeden bu davaya bakamaz diyor. Böyle adaletin olduğu bir ülkede yaşıyoruz şeklinde bir açıklaması var. Diliyorum ki Rabbimden adaletin kişiye zamana göre değişmediği bir ülkemiz olur şeklinde bir açıklaması var. Demek ki hala bir sonuç beklendiği davayla ilgili var. Yine Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Destici de Yazıcıoğlu'nun hakka dayanan bir insan olduğunu belirterek zaten istikamet sahibi bir adamdı. Biz sadece onun geride bıraktığı ayak izlerine basmak kalmıştı bize. Bu denizler hayat denen fırtınalı denizde kah sakin limanları, kah kurtuluşu ama nihayetinde mutlak zaferi işaret eden bir rotanın koordinatlarıydı şeklinde bir açıklama yapıldı. Büyük partililer daha sonra Yazıcıoğlu'nun mezarından Adalet Sarayı'na doğru kortej eşliğinde yürüdü. Böyle bu şekilde anıldı. Şimdi telefon attığımızda merhum Yazıcıoğlu'nun 36 yıllık dostu, 17 yıllık siyasi yaşamındaki arkadaşı, şu anda da AK Parti Manisa Milletvekili Sayın Selçuk Özdağ var. Sayın Özdağ, iyi akşamlar, hoş geldiniz Sayın Özdağ. İyi akşamlar Hakan Bey. Efendim, ben sağ olun. Ben kısaca özetlemeye çalıştım ama siz bu 6. yılında bize daha farklı şeyler muhakkak anlatacaksınız. Siz bugün açısından neyin önemli, neyin değerli olduğunu düşünüyorsunuz? Bugün özür dilerim, mecliste de bu konuyla ilgili bir konuşma yaptınız. Evet, Sayın Yazıcıoğlu'nu rahmetle anıyorum. Sayın Yazıcıoğlu gençlik yıllarında Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğmuş. Ayağı soğuk kuyu lastikli çiftçi Halid'in oğlu. Ve oradan 5 kilometre giderek, günde Şarkışla lisesine giderek okumuş bir insan. Ve ardından Ankara'ya gelmiş. 5 arkadaşıyla beraber Türkiye'yi kurtaracaklar. Sivas'ta daha doğrusu. Sivas'ı birincilikle kazanıyor Sivas Üniversitesi. Tıpı yazacak. Bir arkadaşı tıpı kazanıyor. Yazamazsın diyorlar. O veteriner hekimliği tercih ediyor. Diğer arkadaşı ziraat mühendisliğini, diğer arkadaşı jeoloji mühendisliğini, diğer bir arkadaşı öğretmenliği tercih ediyor. Ve böylece 5 arkadaşla üniversiteyi bitiriyorlar. Ankara'ya geldikleri zaman burada ülke ocaklarında faaliyette bulunuyor. 12 Eylül dönemi Türkiye'de cinnet müstatil olarak değerlendirebileceğim, belki de 50 yılda bir ortaya çıkabilecek bir gençliğin heba edildiği bir gençlik, konuşmamız gerektiği, tartışmamız gerektiği bir ortamda maalesef konuşmayı ve tartışmayı, tanışmayı değil de kavgayı tercih etmiştik. Daha doğrusu kavga ettirdiler bize, Türkiye'nin siyasetçileri, Türkiye'nin egemen güçleri, Türkiye'nin bürokratları, askerleri, aydınları. 1980 fırtınasına yakalandık. Sayın Yazıcıoğlu da o fırtınaya yakalanmıştı. Ben de yakalandım. Ve 7 yıl kadar cezaevlerinde oraları medrese-i Yusufiye yaparak, kendimizi öz eleştiri yaparak oralarda bulunduk. Daha sonra birlikte siyaset yaptık. Ardından da 1993 yılında Büyük Birlik Partisi'ni kurduk. O kuruluşla beraber 2009 yılına kadar kendisinin yanında Merkez Karar Yönetim Kurulu, Yüksek İşaret Kurulu ve Genel Başkan Yardımcısı olarak bulundum. Sayın Yazıcıoğlu istikamet sahibi bir insandı. Vatan, millet, bayrak ve demokrasi içselleştirmiş. Bunun için ölümü göze alabilecek bir insandı. Tankların üstüne çıkmayı göze alabilen bir insandı. 28 Şubat döneminde gerekirse tankların üzerine çıkarım ifadesini kullandı. Hatta o zamanlar Sayın Erbakan'ın birinci parti olması nedeniyle Sayın Erbakan'ın başbakanlığını destekledi. Mesut Yılmaz'la koalisyon yapmasını istedi, yapmadı Mesut Yılmaz. Daha sonra Çiller'le beraber bir koalisyon kuruldu. Sandıktan kim çıkıyorsa ona tabi olmalıyız. Ona riayet etmeliyiz. Millet iradesi böyle bir şeydir ifadesini kullanmıştı. Daha sonra Sayın Demirel bu koalisyonda Erbakan bırakınca görevi, rahmetli Erbakan Çiller'e verilmesi gerekirken vermedi ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın makamına çıkarak Türkiye'de Kürt sorunu vardır diyen birisinin başbakan olmasını istemeyiz. Muhafazakar ve milliyetçi çok kişi var mecliste. Onlardan birisine görev verirseniz destekleriz ifadesini kullanmıştı. Yazıcıoğlu her zaman için Türkiye'nin âli menfaatlerini gözetti. Belki %1,5-2 civarında bir oy aldı ama özgün ağırlığı yüksek olan bir şahsiyetti Yazıcıoğlu. Yazıcıoğlu 28 Şubat döneminde de
birileri kendisine Türkiye'yi İran yaptırtmayacağız, Türkiye'yi Cezayir yaptırtmayacağız diyenlere karşı, evet Türkiye İran olmaz, Türkiye Cezayir olmaz ama biz de Türkiye'yi Suriye yaptırtmayacağız. Bahasvari bir yapıyla Türkiye'yi yönettirmeyeceğiz ifadesini kullanmıştı. Yazıcıoğlu başörtülü başı açık demeden böyle bir Türkiye özlemi içerisindeydi. Zengin fakir ayrımının olmayacağı bir özne yapı içerisindeydi. Ve Türkiye'de Alevi, Sünni, Kürt, Türkmen birlikte yaşasın istiyordu. Böyle bir hayalim vardı ve bir hayalim vardı diye başlıyordu. Yazıcıoğlu her zaman için demokrasiye inandı. 17 yıl boyunca daima sandığa inandı. Millet iradesine inandı. Hatta Sayın Abdullah Gül'ün 367 garabetiyle seçilemediği zaman, o zaman seçim kararı alındığında, o zaman şunu söylemişti, eğer parlamentoda olsaydım Sayın Gül'e oy kullanırdım. Neden parlamentodan birisi Cumhurbaşkanı olmasın ki ifadesini kullanmıştı. 2009 yılına kadar beraber siyaset yaptık. 2009 yılında bir seçim çalışması esnasında Maraş'ın Keş Dağları'nda şehit oldu. Ben öldürüldüğünü düşünüyorum. Alo? Dinliyoruz efendim sizi. Ben öldürüldüğünü düşünüyorum. Sayın Yazıcıoğlu demokrasi dışı bütün çabaların karşısındaydı. Ergenekon vari, Sarı Kız gibi, Ay Işığı gibi, Balyoz gibi yapılanmaları daima tehlikeli bir yapı olarak kabul eden bir insandı. Yani bu tür yapılanmalara 60 ihtilaline de karşıydı, 71'e de karşıydı, 80'e de karşıydı, 28 Şubat'a da karşıydı. Ve daha sonra AK Parti iktidarında yani kurulmak istenen veya siyaseti vesayet altına almak isteyen tuntacılara karşı da demokrasiyi tuttu. Bunun yanında yer aldı. Bunu zaten gösterdi. Gerek Refah Partisi'nde Erbakan'ın başbakan yapılmasına, Çiller'in başbakan yardımcısı yapılmasına kendisi hiçbir şey istemedi. İlkeli bir adamdı. Bakanlıklar alabilirdi. Orada Ecevit Mesut Yılmaz'ı destekleseydi onlar başbakan oluyorlardı. Bu tarafta Erbakan Mesut Çiller'i destekledi. Onlar başbakan oluyorlardı. Yani burada Erbakan'ın birinci olması nedeniyle onu tercih etmişti kendisi. Ve bunları yaparken de hiçbir zaman için siyasetin seviyesini yükselten, hakikaten elini temiz tutan, nasiyesini temiz tutan bir siyasetçi olarak karşımıza çıktı. Ben çekiç gücü oylamaların tamamında ret oyu verdi. Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanlığı oylamasında Süleyman Demirel'e oy vermedi. O da ayrı bir anekdot olarak takdim edebilirim. Ama daha çok Sayın Yazıcıoğlu'nun ilk defa ben öldürüldüğünü söyleyen kişiyim. Çünkü demokrasi dışı uygulamalar Sayın Yazıcıoğlu'nun Türkiye'de engel olduğunu biliyordu kendilerine. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeleri vardı. Sayın Abdullah Gül'le görüşmeleri vardı. Sayın Bülent Arınç'la görüşmeleri vardı. Sayın Arınç bir gün şöyle söylemişti. Sayın Abdullah Gül de, Sayın Recep Tayyip Erdoğan da, ben de Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nun her talebini makul olan, aynen bir diğer kardeşimizin talebi gibi kabul ettik. Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi gibi kabul ettik. Kardeştik biz. Aynı ideallerin, aynı ülkülerin, aynı hedeflerin insanlarıydık ifadesini kullanmıştı. Yazıcıoğlu'nun şunu kabul etmiyorum. Özellikle buna vurgu yapmak istiyorum. Yani birileri özellikle 17-25 Aralık operasyonundan sonra Muhsin Yazıcıoğlu'nun işte Recep Tayyip Erdoğan tarafından efendime söyleyeyim cenazesinin bulunmadığını, onun talimat verdiği noktasını iddialarda bulundular ve ben de o zaman şöyle söylemiştim. Madem böyle bir şey biliyordunuz 5 yıldır niye susuyorsunuz? Neden 2009'dan bugüne kadar susuyordunuz? Böyle bir şey olması mümkün değil. Çünkü 2009 yılında bu olay olduğu zaman dahi Türkiye'de siyasi irade ancak Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığıyla kendisini gösterebilmiş. 2010 anayasa referandumu bile olmamıştı. Vesayetçiler hala siyasetçiler üzerinde boza pişiriyorlardı. Ben Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Muhsin Yazıcıoğlu'nu sevdiğini, Muhsin Yazıcıoğlu'na Recep Tayyip Erdoğan'ı sevdiğini biliyorum. Evet. Görüşmelerine şahidiz. Bunları biliyoruz çünkü kendi ağzından bu görüşmelerde iletmişti. Ama bu meclis, Türkiye'de bu konuyla ilgili meclis araştırma komisyonu iki defa araştırma komisyonu kuruldu. Ve ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül, 11. Cumhurbaşkanımız o zaman bir Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu devreye soktu, göreve çağırdı. Onlar bir rapor hazırladılar. Ardından özel yetkili mahkemeler devreye girdi. Bugün dava devam ediyor. Yani sabırla bu davayı takip etmek gerekiyor. Adalete inanmak gerekiyor. Bazen bazı hakikatler çok geç de olsa tecelli ederler. Amerika'da Kennedy'nin öldürülmesi hala daha meçhuldür. Bizim Türkiye'de Ali Şükür'ün öldürülmesi dahi hala daha tam ve kamil manada aydınlatılmış değildir. Evet. O nedenle ben bu konudaki isnatlara karşı, iftiralara karşı veya iddialara karşı özellikle Büyük Birlik Partisi'nin geçmişte Muhsin Yazıcıoğlu'yla beraber olan siyaset arkadaşlarını itidale davet ediyorum. Ve meşruiyetten ayrılmadan, birilerinin provokasyonuna gelmeden bu konuyu takip etmeleri gerekir.
Ben de parlamentoda bu konuyu takip ediyorum. Zaten Malatya'da özel yetkili savcıya giderek 3 saatlik bir ifade vermiştim. İki arkadaşımız da orada gizli tanıklık yapmışlardı. O nedenle bu konu burada kalmaz. Mutlaka ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan da, daha önce Sayın Abdullah Gül de, başbakanken Sayın Recep Tayyip Erdoğan, evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuyu takip ediyor. Yargı takip ediyor. Peki. Takip etmeye devam edeceğiz. Ben Muhsin Yazıcıoğlu'nun demokrasi içselleştirmiş olan şahsiyetinden dolayı, kimliğinden ve kişiliğinden dolayı tarihe not düştüğüne inanıyorum. Özellikle şuna vurgu yapmak istiyorum. İnsanların yaşadıkları kadar değildir. Anıldıkları kadardır. Yazıcıoğlu anıldığı kadar yaşayacaktır. Ve bir yiğit adam olarak, bir mert bir insan olarak, vefalı bir insan olarak vatan sevgisi, bayrak sevgisinin yanı sıra insan sevgisini içselleştiren, demokrasiyi tamamen içselleştirmiş bir şahsiyet olarak Türk siyasi hayatında her zaman hayırla yad edilecektir. Kendisini rahmetle anıyorum efendim. Çok sağ olun. AK Parti Manisa Milletvekili Sayın Selçuk Özdağ. Sağ olun katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Bir kez daha rahmet.